Spor ve Sağlık Programı'ndan herkese merhabalar. Bu haftaki konuğumuz Gizem Hanım. Gizem Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Tabii ki. Davetiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burada bugün kadın psikoloji ve futbol temasında konuşacak olmak mutluluk verici. Ben Gizem Ersoy. 2017 yılında Acıbadem Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Aynı yıl Marmara Üniversitesi'nde egzersiz ve spor psikolojisi yüksek lisansına başladım. 3 yıllık bir program. İkinci yılında ders dönemi sırasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun açmış olduğu futbolda psikolojik performans danışmanlığı 3 basamaklı kursunu tamamladım. Ağustos 2019'dan itibaren de İstanbul Başakşehir Futbol Akademisi'nde spor psikoloğu olarak görev almaktayım. İlk sezon U14 ve U15 takımlarıyla çalıştım. Bu yıl ise U16 takım ile birlikte çalışmalarımı sürdürmekteyim. Çok memnun oldum. Peki bir kadın olarak erkek futbolcularla, erkek sporcularla çalışmak nasıl bir tecrübe? Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Öncelikle diğer tüm alanlarda olduğu gibi sporun da futbolun da cinsiyeti yok. İkili cinsiyet üzerinden kategorize etmiyorum herhangi bir işi, unvanı veya uzmanlığı açıkçası. Bu yüzden de benim için kadın, erkek, kız ya da oğlanlarla çalışmanın mesleki olarak herhangi bir farkı yok. Futbol oynayan bireyler, sporcularla çalışıyorum. Ve bundan da büyük keyif alıyorum. Öğretirken öğrenmeye ve gelişmeye devam ettiğim bir süreç yaşıyorum. Tepki konusuna gelince ailem ve yakın çevrem için normalleştirilmemiş bir durum yok açıkçası. Çünkü küçük yaşlardan itibaren oğlan çocuklarıyla antrenman yapan, futbol oynayan, bu tarz ortamlarda bulunan biriydim. Bu nedenle onlardan bu duruma özel bir tepki almıyorum. Ama tabii ki diğer bireylerden işte kız çocuğu futbol mu oynar, o kadar erkeğin içerisinde tek başına ne yapacaksın gibi sözleri de duydum. Ve bunlara maruz kalan birçok kız çocuğu ve kadın da var maalesef. Her ne kadar son 4-5 yılda olumlu değişimler olsa da hala çeşitli önyargılarla karşılaşıyoruz. Tüm kadın ve kız çocukları olarak. Bunlardan en temeli sanırım her futbol oynayan kızın ve kadının karşılaştığı futbol bilginizin olmadığı varsayılıyor. Ve bunu bildiğinizi göstermek, kanıtlamak durumunda kalabiliyorsunuz. Evet. Fakat kişisel olarak ben bununla ilgili herhangi bir zorluk yaşamıyorum. Ama ben dahil hiçbir kadın ve kız çocuğu bu tür bir tutum ve davranışa maruz kalmak durumunda değil. Kadının da futbolda temsiliyeti arttıkça ve fırsat eşitliği sağlandıkça bu durumlar da azalacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra futbol konusunda hani diğer yandan bakarsak ilgili ve bilgili olmayan birçok erkek ve oğlan çocuğu da tanıyorum. Ki onlar için de aslında böyle bir zorunluluk yok. Bu da cinsiyetçiliğin başka bir boyutu. Onlar da sevmek, ilgilenmek zorunda değil. Çünkü bir erkeği, bir oğlan çocuğunu gördüğümüzde sanki futbolu çok iyi bilmesi gerektiğini varsayıyoruz. Bu da onlar için aslında farklı bir ayrımcılık. Bize yapılan farklı, bu da farklı bir ayrımcılık. Bu nedenle kimseyi kategorileştirmeden, varsayımlarda bulunmadan herkesi bir birey olarak yaptığı iş, bilgi ve becerileriyle değerlendirmek gerekiyor. Ben de kulübüme böyle bir ortamda çalışma fırsatı sağladığı için teşekkür ediyorum. Başlangıçta akademide tek kadındım. Şu an 4 kişiyiz. Tabii ki hala değişmesi gereken birçok şey var. Tabii çok güzel. Erkeklerle çalışan bir kadın olarak da söylüyorum. Ben şöyle bir şey fark etmiştim çalıştığım kulüplerde. Aslında erkekler bu sefer kadın olduğunuz için size daha saygılı davranıyorlar. Yani o kadar erkek arasında bir kadının olması hem kulübü psikolojik olarak da bayağı etkiliyor. Daha çekiniyorlar birbirlerine sataşmaktan veya birbirlerini incitmekten daha çekingen oluyorlar. Daha bir saygı artıyor bence orada. Peki Gizem Hanım. Haklısınız. Bu tarz durumlar kesinlikle orada davranışlara dikkat etme Evet. durumları çünkü bir kadın var diye. Ama benim söylemek istediğim aslında bunlarına hiç gerek kalmadan bu tarz şeylere hani pozitif ayrımcılık evet ihtiyaç duyuluyor ama bir gün umarım pozitif ayrımcılığa da ihtiyaç kalmaz. Bu tarz şeyleri hiç konuşmayız ve her şey normalleşir. Aynen, umarım öyle olur. Peki kadın futbolcular futbol oynama isteğini dile getirdiğinde ön yargılarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu süreci nasıl yönetmeliler? Çevreden, aileden, arkadaşlardan belki böyle ön yargılara maruz kalıyorlar. Ne yapmalılar?
nasıl baş edecekler bununla? Tabii ki. Ya, bu soruya tabii ki daha ayrıntılı ve doğru cevabı verebilecek toplumsal cinsiyet konusunda çalışmalar yapan psikologlar, sosyal psikologlar, spor sosyolojisi üzerine çalışan uzmanlar var. Onun dışında bu süreci yaşayan, şu an çok güzel işler yapan futbolcu ve antrenörlerimizin vereceği ilham ve onların aktaracakları da çok önemli. Benim açımdan bakarsam herkesin koşulları, etkilenme biçimleri ve baş etme yöntemleri farklı olabilir. O nedenle genel geçer şeyler söylemek tabii ki pek doğru değil. Ama bence en önemli şey kendimize yapacağımız yatırım, gelişmeye ve öğrenmeye, hayal ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya, mücadele etmeye ve bunu da keyif alarak yapmaya devam etmek. Çünkü bence ayrımcı söylemlerin doğru olmadığını göstermenin en iyi yolu nasıl yapılabileceğini göstermektir. Bunu yaparken de biz kadınların birbirimize vereceği destek ve ilham, dayanışma içerisinde olmamız çok önemli. Tabii ki yani küçük yaşlarda bu ayrıştırıcı dile veya ön yargılara maruz kalmak çok daha zor olabiliyor. Kendine güveni, o sporu yapma motivasyonunu sürdürmesini etkileyebiliyor. Belki yapacağı futbol oynamayı bırakabiliyor veya bununla ilgili hayaller kurmayı bırakabiliyor. Bu noktada bence ailenin desteği çok kritik bir rol oynuyor. Yine okuldaki öğretmenler, beden eğitimi öğretmenleri, varsa spor okullarına gittikleri işte antrenörlerin yönlendirmesi ve desteği açıkçası çok önemli. Zihinsel açıdan baktığımızda bu durumun etkisini, yani ön yargılarla karşı karşıya kalmanın etkisini doğrudan olduğunu görüyoruz. Ama bir yandan da bu durum bizim tamamen kontrolümüzde olmayan bir unsur. Bu noktada kontrolümüz olana odaklanmak, işte demin de dediğim gibi becerilerimizi geliştirmeye devam etmek, bu ön yargıların talep ettiği çeşitli davranışsal beklentiler oluyor. Bunu yapmalısın, bunu yapamazsın, işte bu yapılmalı gibi. Bu beklentilere karşılık vermemek aslında, kendi yolumuzda devam etmek. Bir diğer önemli nokta olarak da şunu görüyorum. Cinsiyetsiz bir dil oluşturmak. Çünkü araştırmalar cinsiyetçi dil ve cinsiyetçi davranışların pozitif bir korelasyona sahip olduğunu gösteriyor. Dil değişirse tutum ve davranışta da değişim meydana gelecektir. Yani şöyle örnek verebiliriz. Kadın erkek, kızı oğlan. Belki çok basit örnekler olacak ama insan oğlu demek yerine insanlık, insan evladı, işte spor adamı, iş adamı demek yerine iş insanı, spor insanı. Topu erkek veya kadın gibi vurmak değil, sert vurmak, düzgün vurmak. Bunlar dile yerleştikçe algılar da değişecektir. Algılar değiştikçe davranışlarda da değişiklikler meydana gelecektir. Tabii ki tek başına yeterli bir şey değil. Ama bir fark yaratacak. Önemli bir unsur olarak görüyorum. Son olarak da kız çocuklarının ve kadın futbolcuların rol modellerden ilham alması dünyada ve Türkiye'de çok önemli. Geçmişte de kadın sporcular, yalnızca futbolcular değil veya kadınların farklı alanlarda da ilham olabilecek birçok kişi var. Onların ilham olması, kızlar sahada gibi çok değerli oluşumların eğitici programlarına, etkinliklerine katılmak yine bu süreçte önemli bir destek unsuru olacaktır diye düşünüyorum ben. Evet, çok doğru. Yani cinsiyetsiz bir dil oluşturma gerçekten çok önemli. Aileye değindiniz. Yani aile futbol oynayan kadınlara destek olmalı. Fakat bazı durumlarda aile de toplum tarafından yargılara maruz kalıyor. Peki aileler bunu nasıl aşmalı? Mesela şöyle bir şey var. Senin kızın top mu oynuyor? Senin kızın topçu mu? Yani böyle dilden dile dolaşan muhabbetler, konuşmalar var insanlar arasında. Bir anne, baba, abla, kardeş, her kimse bununla nasıl başa çıkmalı? Nasıl cevaplar vermeli aslında topluma? Bence en güzel cevap çocukların kendi hikayelerini özgürce yazabilmeleri, kendilerini gerçekleştirebilmeleri adına var olan ilgiyi destekleyerek ve her koşulda onların yanında olduklarını hissedilerek bir duruş sergilemeleri. En güzel cevap bu olur diğerlerine. Onların yanında her koşulda destek olarak onların hikayelerini özgürce yazmalarına izin vererek ve baktığımızda çok güzel gelişmeler de oluyor. Olması gereken şeyler bunlar. Yavaş yavaş gerçekleşiyor. İşte örneğin en son final maçı 4 kanaldan canlı yayınlandı. Beşiktaş gibi kıymetli bir kulübümüzün geçmişten beri attığı adımlar gerçekten çok kıymetli. Bu değişim ve gelişmeler devam edecek. Fırsat eşitliğinin sağlanması durumunda çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Ben her zaman şunu söylüyorum. Akan suyun önünü kapatamazsınız.
Bu noktada da aileler en güzel cevabı çocuklarının yanında olarak verecektir diye düşünüyorum ben. Çok güzel bir cevapmış. Gerçekten çok güzel bir deyim. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi kadın futbolunda çok farklı maç skorlarıyla karşılaşıyoruz. Tabii herkes kazanmak ister, herkes şampiyon olmak ister. Fakat bir taraf kazanacak, diğer taraf da kaybeden taraf olacak. Aslında kaybeden demeyeyim de çünkü orada sadece bir numara kaybı, bir gol kaybı var. Diğer türlü her iki tarafta kazançlı. Çünkü her iki taraf için de tecrübe. Peki bu kaybetme psikolojisini veya daha düşük maç skoruyla maçı bitirme psikolojisini oyuncular nasıl atlatmalı? Teşekkür ederim Ne soru için. yapmalı? Aslında müsabaka 1-0 bittiğinde de 6-0 bittiğinde de aldığınız puan aynı. Ama aslında tabii ki psikolojik etkileri farklı olabiliyor. Her sporcu bundan farklı şekilde etkilenebiliyor. Bu nedenle nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de sporcuya göre değişebiliyor. Hayatta da, profesyonel yaşamda da inişler ve çıkışlar var. Kaybedeceğiz, kazanacağız. Farkı yaratacak olan bunlara nasıl tepki verdiğimiz olacaktır. Bu noktada başarıyı da, başarısızlığı da yönetmek önemli. Zihinsel esneklik ve zihinsel dayanıklılık bu doğrultuda, bu tam olarak bu noktada devreye girip fark yaratan bir unsur olabiliyor. Bu nedenle kontrolümüzde olana odaklanmak. Nedir bu? Maç bitti artık. Bir önceki maç bitti. Nasıl saha içinde hakemler, hava durumu, seyirciler bizim kontrolümüz dışında. Artık biten bir maç da kontrolümüz dışında oluyor. Kontrolümüzde olan ne var? Hafta içi yapılacak antrenmanlar, gelecek müsabaka, süreci ve gelişimi göz ardı etmemek bunları yaparken, hedeflerimizi kendimize hatırlatmak bu doğrultuda etkili olacaktır. Onun dışında bir hocam hata yaptığın, kaybettiğin maç yoktur. Analiz etmen gereken bir maç vardır der. Bu doğrultuda bu zihniyetle yaklaşmak ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak önemli. Çünkü şöyle bir şey olabiliyor. Üst üste kayıplar, maç kayıpları veya farklı skorlar. Bu maçta mı kötü geçecek? İşte iyi bir performans yine sergileyemeyecek miyiz? Gibi düşünce ve duygular bir süre sonra davranışlarımıza yansıyor. Ve zihnimizin verdiği bu mesajları bizim olumluya çevirmemiz gerekiyor. Kendimize olumlu ve gerçekçi geri bildirimler vermemiz gerekiyor. Çünkü dilden bahsettik. Kendimizle de konuştuğumuzda, zihnimizde bu düşüncelere, duyguları geçirdiğimizde onlar bir süre sonra beyin şöyle bunu gerçek mi yoksa yalan mı diye ayırt etmiyor. Mesela bir rüya gördüğümüzde gerçekmiş gibi vücudumuz bir tepki veriyor. İşte ağlayarak kalkabiliyoruz, çok heyecanlı, korku dolu kalkabiliyoruz. Bu anlamda bu tarz şeyler için de geçerli bu. Bu düşünceler belli bir süre sonra davranışa etki ediyor. Kendini gerçekleştiren kehanet aslında meydana gelmiş oluyor. Bu noktada buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de şöyle bir eğilimimiz var zihnimizin. Olumsuz düşünceye daha eğilimlidir. Yani şöyle açıklayabilirim. Bir bardak su düşünün. Temiz. Biz o bir bardak suya bir damla mürekkep damlattığımızda artık o mürekkep tüm bardağa yayılıyor. Olumsuz duygu ve düşünceler de böyle. O yüzden onları bunu aklımızda tutup, zihnimizin bu eğilimini aklımızda tutup bunun farkına varıp, içselleştirip o kullandığımız dili, kendimize verdiğimiz mesajları işlevsel hale getirmemiz gerekiyor. Yani sizin demek istediğiniz pozitif düşünmeliyiz. Yani pozitif düşünce zaten o davranışa yansır. İlk önce analiz edelim. Biz nerede yanlış yaptık? Neyi düzeltmeliyiz? Ondan sonra hep pozitif düşünce. Ben her zaman şöyle derim. Önümüzdeki maçlara bakalım. Biten bitti yani giden gitti. Her zaman önümüzdeki maçlara bakalım. Kesinlikle kontrolümüzde olana odaklanmak. Tabii ki bunlarla ilgili zihinsel antrenmanlar yapmak. Birebir de işte kulüpte o imkan varsa spor psikoloğu, o danışmanlık süreçleri. Hani bazen tek başına baş edemeyebiliyor. Evet. Bu noktada evet. Destek istemek de gerekebiliyor tabii ki. Yani psikoloğa danışmak da lazım. Peki şöyle bir durum var. Şimdi birinci lig maçları oynandı. Tamam, çok güzel. Fakat ikinci ve üçüncü lig takımları yaklaşık bir yıldır futbol oynamıyor. Yani kızlar sahadan, kadınlar futboldan uzak kaldı. Bu tabii ki yani bazılarının işleri, bazılarının hobisi, profesyonel sporcular sonuçta. Fakat bu
sevdadan mı desem, işten mi desem, antrenmandan mı, maçtan mı uzak kalmak psikolojiyi nasıl etkiliyor? Yani ikinci, üçüncü lig takımlarındaki kadınlar psikolojik olarak nasıl yönetmeliler bu süreci? Dediğiniz gibi aslında kolay olmayan ve daha önce yaşamadığımız bir süreç geçirdik hepimiz pandemi nedeniyle. Hala da devam ediyor ve her birimizi çeşitli şekillerde etkiliyor. Belirsizlikten dolayı kaygımız artabiliyor, hedefsizlik hissi doğabiliyor ve bunun doğal olarak motivasyonumuzu etkiliyor, çalışmalarımızı etkiliyor. Ama her şey gibi bunun da biteceğini, bir yıl aşkın süredir bu durumdayız. Umuyorum en kısa zamanda her şey normale döner. Umarım. Her şey bittiğinde, normale döndüğünde şunu sormaları gerekiyor. Ya da böyle düşünmeleri gerekiyor bence. Bu, yani böyle düşünmek çok daha işlevsel ve faydalı bir yol. Ben ne yapmış olacağım bu süreçte? Herkesten farklı olarak ne yaptım? Herkes şu an bu durumda. Yani herkesten kastım ikinci ve üçüncü ligde oynayan kadın futbolcular. Onlardan farklı ne yaptım? Çünkü her şey başladığında ve normale döndüğünde fark yaratan bu olacak. Evet, ortada olumsuz bir durum var. Peki biz ne yapabiliriz? Yani bu dezavantajlı koşulları kendi lehimize nasıl çevirebiliriz? Bunu düşünmek önemli. Genel olarak kısaca böyle bir özet yapmak gerekirse de bir şeyi yönetmek için dediğiniz gibi gerçekten zor bir durum. Baş edilmesi kolay bir durum değil. Önce nasıl bir durumdayız onu bilmemiz gerekiyor. Ben nasıl hissediyorum, ne düşünüyorum ve ne şekilde davranıyorum? Bunu gözlemlemek, bunun farkına varmak. Sonrasında benim hedeflerim ne diye sormak kendime ve bunu gerçekleştirmek için neye ihtiyacım var? Bu koşullar içerisinde ne yapabilirim? Bu doğrultuda da belirsizlik hakim olduğu için hala süreç hedefleri koymak, kısa vadeli hedefler koymak, belirsizliğin hakim olduğu durumlarda özellikle önemli. Kontrolümüzde olana odaklanalım. Yani pandemi bizim kontrolümüzde değil maalesef. Tam olarak değil. Evet, kişisel olarak dikkat etmemiz Doğru. ama değil. O zaman kontrol edemeyeceğimiz bir şeye enerjimizi vermek yerine biz ne yapabiliriz bunu düşünmemiz gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için, harekete geçmek için de motivasyon önemli bir unsur. Bu noktada içsel motivasyon kaynaklarımızı keşfetmek, bunları kullanmak, neden başladığımızı, futbola neden başladığımızı kendimize hatırlatmak. Yine bu olumlu ister konuşmalar, pozitif motivasyon dili, işte nefes egzersizleri, zihinde canlandırma çalışmaları yapmak sürece iyi geçirmeye yardımcı olacaktır. Ve tabii ki iletişimde kalmak, diğer ilgi alanlarımıza, bizi besleyen, iyi gelen şeylere yönelmek de çok önemli diye düşünüyorum. Ve umarım da en kısa zamanda en uygun koşullarda ligler başlar. Umarım öyle olur. Peki Gizem Hanım, şöyle birinci lig takımlarında yani maçlar oynandı ve bir sürü sakatlık ortaya çıktı. Şimdi ben bir diyetisyen olarak şunu diyebilirim ki kondisyon farklılıkları, yani kondisyon düşüşü, sağlıksız beslenme, belki kilo artışı, vücut yağ oranı artışı bu sakatlıkları tetikledi. Tabii ki antrenmansız geçirilen sürede. Fakat psikolojik olarak bu sakatlık dönemini sporcularımız nasıl atlatmalılar? Yani daha kolay atlatabilmek için neler yapmalılar? Bu da çok kıymetli bir soru. Aslında böyle çok da önemsenmeyen işin psikolojik tarafı belki de bir yer, bir konu. Dediğiniz gibi öncelikle beslenme, psikoloji, fiziksel çalışmalar bir bütün. Bunları bilmek, bunları aynı değerde olduğunu, aynı oranda çalışma yapmak gerektiğini bilmek sahaya geri döndüğümüzde daha hazırlıklı olmayı sağlayacak bir şey. Çok kapsamlı ve üzerine çok detaylıca konuşulabilecek bir konu aslında. Sporcu yaralanmaları sporun bir parçası maalesef. Önemli olan süreci en iyi şekilde nasıl geçirileceği ve sonrasına, süreç sonrasında en hazır şekilde dönebilmek. Başarılı sporcuyu da ayıran geçirdiği bu hazırlık süreci olacak. Tamam, yine sakatlandık. Aynı pandemi gibi belki. Sakatlandık ama şimdi ne yapabiliriz? Ya süreç boyunca mental olarak hayıflanıp hayıflanmanın, üzülmenin çok büyük bir faydası yok. Ama yapabileceğin, kontrolünde olan şeylere odaklanırsan da bunun bana katkısı neler olur? Böyle düşünmek. Çünkü sahalardan uzak kalmak ve sakatlık durumlarında kendine güvende azalma, performans kaygısı yaşama, işte sahalara döndüğümde eski performansımı sergileyebilecek miyim? Ya da yeniden sakatlanır mıyım?
gibi düşünceler gelişebiliyor. Önce bu duygusal değişimi ve davranışın farkında olup sonrasında da var olan bu duygu düşünceyi yönetmek, işlevsel hale getirmek önemli. Kaygı var, duygular var, var olmaya devam edecek. Olumlu duygular da, olumsuz duygular da. Aslında duyguları olumlu, olumsuz olarak da ayırmamak gerekiyor. Çünkü hepsinin bir işlevi var bizim için. Ve bunları yok edemeyiz. Ki belli düzeyde zaten bunlar dediğim gibi işlevsel olan şeyler. Ama yok edemeyiz ama yönetebiliriz. Kendimiz için bunu güç olarak kullanabiliriz. Burada da işte bu olumsuz düşünceleri, duyguları gerçekçi, olumlu hale getirmek. Özellikle bu dönemde zihinde canlandırma çalışmaları, imgeleme çalışmaları yapmak hem süreç boyunca hem de dönüşü olumlu bir şekilde etkileyebilmekte. Araştırmalarda bunu gösteriyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Zihinde canlandırma çalışması yaptığınızda araştırmalar şunu gösteriyor. Zihninizde, sinir hücrelerinde bir hareketlenme meydana geliyor. Orada bir değişim oluyor. Yani bir katkısı oluyor. Tabii ki fiziksel antrenman yapmak gibi yaptığınızdaki o büyük katkıyı alamıyorsunuz belki ama o anda zihninizde işte iyileşme süreci için yapılan egzersizi tekrarlamak, belli becerileri geliştirmek için çalışmalar yapmak, işte penaltı atmak, şut atmak, orta Yani yapmak gibi. bunları zihninizde yapmamız gerekiyor. Evet, Yani zihninizde de yapmanız gerekiyor. Çünkü aynen. sakatlıkta Evet. Şut attığımızı, maçta olduğumuzu yani bunları düşünmeleri gerekiyor, değil mi? evet, Doğru yani anladım. aynen öyle. Genel olarak öyle söyleyebiliriz. Mesela sahaya döndüğünde ilk maçı zihinde canlandırmak. Tabii ki bu yani zihinde canlandırma çalışmaları sporcuların zaten hepimizin yaptığı bir şey olarak görülüyor. Ama bunu sistematik hale getirmek, bilimsel hale getirmek önemli. İşte bu noktada beş duyu organımızı kullanmak. Mesela sporcuma ben bir zihinde canlandırma çalışması yaptığımda en önemli şeylerden biri o beş duyu organını kullanabilmen. Yani sen canlandırma yaptığında zeminin nasıl olduğunu, durumunu, sesleri, havanın durumunu, rakiplerin pozisyonları nerede, sen neredesin duruyorsun. Bunu en gerçekçi ve süre olarak da bir antrenman 60-70 dakika sürüyorsa o zihinsel antrenmanı da eğer onun için yapıyorsak en az bu kadar sürebilmesi çok değerli. Gerçeğe yakın olması çok önemli. Diğer taraftan da dediğim gibi yalnızca bu tarz şeyler için değil, kaygıyı yönetmek, konsantrasyonu, motivasyonu sağlamak için de zihinde canlandırma çalışmaları yapılabilir. Diğer rutinlerin devam etmesi, beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmesi, fiziksel çalışmaların aslında zihinsel çalışmalara eşlik etmesi önemli. Tabii ki fiziksel çalışmalar antrenmanlar değil ama belli bir program dahilinde çalışmalar devam ediyor. Bu noktada bu süreçte en büyük katkıyı aslında zihinsel antrenmanlar verebilmekte diyebilirim. Çok güzel, çok güzel açıkladınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi benim şöyle bir sorum var. Aynı yerden çıkmayız. İkimiz de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, ben beslenme bölümünden, siz psikoloji bölümünden. Peki kulüplerin spor psikologlarıyla çalışmasının nasıl etkileri olacaktır futbolculara? Bunu bize açıklar mısınız? Tabii ki. Spor psikolojisi, spor bilimlerinin ve psikoloji alanının ortak bir alanı. Çeşitli yüksek lisans programları da var. Buradan çıkan veya yurt dışında eğitim almış çok değerli hocalar ve uzmanlarımız da var. Spor psikolojisi konusunda yetkin ve yeterli olan bir uzman, etkili ve iyi bir şekilde çalışıyorsa tabii ki birçok açıdan olumlu etkiden söz etmek mümkün. Tabii ki bunu kulüplere, antrenörlere ve sporculara da sormak gerekiyor. Spor psikologlarıyla çalışan, uzmanlarla çalışan. Şöyle, psikoloji denince akla ilk olarak sorun gelebiliyor. Ama spor psikolojisi performans ve gelişim odağında danışmanlık ve uygulamaların yapıldığı bir uzmanlık alanı. Bu doğrultuda da üç temel alanda sporcularla çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz. Bunlardan ilki işte odaklanmada zorlanma, öfke ve kaygı gibi duyguları yönetememe, karar verme süreçleri ve benzeri gibi performansın önünde engel oluşturabilecek konular üzerinde çalışmak. İkincisi, kişinin maksimumunu keşfetmesini sağlayarak ve mental dayanıklılığını geliştirerek performansını arttırmak. Belki sporcu herhangi bir problem yaşamıyordur ama hala maksimumunu keşfetmemiştir. Yapabileceği daha çok fazla şey vardır. Birçok psikolojik beceri antrenmanları var, çeşitli teknikler var, bunları kullanmıyordur. Bu noktada ona destek sağlamak ki araştırmalarda şunu gösteriyor.
performansı aynı seviyedeki oyuncuları, sporcuları birbirinden ayıran en önemli unsur zihinsel dayanıklılık. Bazen şunu sorabiliyorum sporculara. Sizce psikolojik faktörler, mental faktörler ne kadar etkili? Genelde 70, 80, 90. Peki %70, %80 ve %90 etkili olduğunu düşündüğünüz bu alan için ne yapıyorsunuz? Hangi çalışmaları yapıyorsunuz diye sorduğumda herhangi bir çalışma yapılmadığı cevabı gelebiliyor. Ama günümüzde dediğim gibi güzel gelişmeler var. Değişimler var. Spor psikologları, uzmanlar sporcularla çalışıyor. Hem bireysel olarak hem takım anlamında. Zamanla da gün geçtikçe de bu artacaktır. Çok değerli bunun artması açıkçası. Her anlamda. Çünkü performansın dört temel bileşeni var. Fiziksel, teknik, taktik, zihinsel. Bunların yanında beslenme çok önemli bir unsur. Sizin de alanınız çok çok önemli bir unsur. Çünkü gerçekten o tüm performansın, en iyi performansın maksimumdan bahsettik. Üst seviyeye çıkabilmesi aslında tüm bu alanların birlikte hareket etmesi, ortaklaşa Aynen, çalışmasıyla aynen. gerçekleşiyor. Kesinlikle yani iyi bir performans ortaya çıkarmak için kesinlikle multidisipliner bir çalışma olmalı yani kulüplerin Kesinlikle. içerisinde, takımların içerisinde. Peki sporcularımıza, futbolcularımıza önerebileceğiniz herhangi bir kitap var mı? Yani zihinsel performanslarını daha dayanıklılığını arttırmaları için veya geliştirmeleri için hangi kitapları önerirsiniz? Şöyle, oraya geçmeden önce yani bir önceki soruya şöyle bir katkı yapıp aslında buraya da bağlayabiliriz bunu. Tamam. Bir diğer üçüncü alanda performans dışında aslında kişinin iletişim, öz disiplin, doğru hedef belirleme gibi becerileri üzerine çalışma yapıp gelişimi desteklemek. Çünkü yaptığımız tüm bu çalışmaların hem psikososyal gelişim anlamında hem de sportif performans anlamında sporculara çeşitli şekillerde etkisi ve katkısı oluyor. Yalnızca sporcularla da çalışmıyoruz. Sporcu aileleriyle çalışıyoruz, antrenörlerle çalışıyoruz. Buradaki değişim doğal olarak sporcunun performansına, sporcunun gelişimine yansıyan şeyler. Bu noktada da kitap konusunda da futbol bir akıl oyunu 2 var. Futbol mentalitesi var. Odak noktamız futbol kitabı var. Futbola özgü zihinsel becerilerin, mental becerilerin, spor psikolojisine yönelik çeşitli tekniklerin yer aldığı çok da teknik bir dil olmayan, gayet rahat okunabilir ve faydalanabilecek kitaplar sporcularımız için. Onun dışında Doğan Cüceloğlu'nun tabii ki tüm kitapları her zaman çok değerli. Film tavsiyesi olarak, film dizi tavsiyesi olarak The Playbook var Netflix'te. Bence tüm antrenör ve sporcuların izlemesi gereken mini belgesel dizi. Çok değerli. Onun dışında birçok otobiyografi, biyografi kitapları, filmleri, belgeselleri, dizileri var. Griezmann'ın belgeselleri var, Senna'nın var. Bunlar hem ilham verebiliyor, hem çeşitli şeyler öğrenebiliyorsunuz. Çünkü başarılı insanların yaşam hikayesinde hem başarısızlıkları hem başarıları görebiliyorsunuz. Onlardan hem öğrenmek, bu da bir öğrenme yolu, hem ilham almak değerli. O yüzden film de izlemek, dizi izlemek, kitap okumak çok çok değerli diye düşünüyorum. Öyle, kesinlikle öyledir. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz tavsiyeler için, ayrıca söylediğiniz kitaplar için. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben size şöyle bir soru sormak istiyorum. Önümüzdeki sezon bizi nasıl bir lig bekliyor? Antrenörler ve futbolcular yeni sezona nasıl hazırlanmalılar? Aslında nasıl bir lig bekliyor? Tabii ki çok kolay cevabı olabilen bir durum değil. Neden? Çünkü hala belirsizlik hakim maalesef. 2 ay sonra, 3 ay sonra ne olacak? Pandemi ne durumda olacak bilmiyoruz. Bu süreçten hem antrenörler hem sporcular gerçekten etkilendiler. Çünkü büyük bir özlem ve yoksunluk durumu var. Spora, topla, oyuna dair. Bu nedenle önümüzdeki sezon başladığında sahalara dönüldüğünde olumlu anlamda yüksek motivasyona sahip birçok sporcu göreceğiz, birçok antrenör göreceğiz mutlaka. Eskiden yani önceden sorun ettiğimiz bazı şeyler artık daha kolay baş edilebilir hale gelecek. Ama onun dışında tabii ki bu süreci antrenmansız geçirmenin de olumsuz tabii ki etkileri de olabilir ama bu süreçte ne yaptığımız da çok önemli. Yeni sezon başladığında önümüzde o liglerin ve antrenörlerin işte yeni sezona hazırlanması konusunda sonuç hedeflerinin yanında
Süreç ve performans hedeflerinin eşlik etmesi sporculara, sporcularla birlikte antrenörlerin, onların durumunu da göz önüne alarak kontrol alanlarında olan hedefler koymalılar. Bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirmeliler. Gerçekçi olmalı çünkü, yapılabilir olmalı. Bunun yanı sıra bu süreç sonrasında sporcuların psikolojisini belirleyebilecek ve onlara etkileyebilecek en önemli şey diye tahmin ediyorum ki antrenmanlara başladığımızda yani müsabakaları da izledik aslında. Yani erkek takımlarının bu süreçten sonraki maçlarını da izledik. İster istemez performanslarda hem fiziksel hem de zihinsel gerileme olacaktır. Bu noktada antrenörler bu durumu göz önüne alarak değerlendirme yapmaları, bu doğrultuda yaklaşım sergilemeliler sporculara. Gerçekçi ve pozitif geri bildirimler vermeliler. Çünkü zaten zor bir süreçti. Bu süreç sonrası tüm bunları göz önüne alarak çalışmalar yapmak. Yeni sezonu hazırlanırken dediğim gibi belirsizlik hala devam etse de biz yapabileceklerimize odaklanalım, hedeflerimize odaklanalım. Sonuç hedefleri uzak olabilir, şu an bilinmez olabilir. Sürece kısa vadeli hedeflere odaklanıp çalışmalar yapmak katkı verecektir. Öyle zaten hedefe giden yol başarıdır. Yani o yolda başarıyı elde ederiz. Kendimize bir şeyler katarız. Gizem Hanımcığım çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel ve çok değerli bilgiler verdiniz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim atladığım veya sormadığım, sizin önemli olarak gördüğünüz bir şeyler var mı? Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifliydi yayın. Eklemek istediğim şey başta da söylediğim gibi çocukların, kız çocuklarının özellikle kadınların hayallerini gerçekleştirebilmesine, kendi hikayelerini yazabilmesine izin verelim. Desteklemiyorsak da en azından önlerine engel olmayalım. Fırsat eşitliği adına, toplumsal cinsiyet eşitliği adına elimizden geleni her birimizin yapması gerekiyor. Bu noktada futbol anlamında en önemli şey belki de büyük olarak adlandırdığımız kulüplerin kadın futbol takımlarının olması, kız çocukları için futbol akademilerinin açılması, tüm bu konuştuğumuz şeyleri belki çok daha iyi ve güzel hale getirecektir. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben çok teşekkür ederim Gizem Hanım. Tekrar yine bir programda sizi konuk etmek isterim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok değerli öğütler de oldu. Çok teşekkür ederim.